Herkese günaydın. Bugün sizlerle birlikte İhlas Ev Aletleri incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ve ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirket elektrikli ev aletleri üretim alanında faaliyet göstermektedir. Elektrikli ev aletleri şirketi faaliyet konusu arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir son verilerine göz atalım. Bir haftalık getirisine baktığımızda artı %2,69 olarak gerçekleşmiş. Bir aylık getirisi eksi %11,57. Yılbaşından itibaren getirisi yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %1,60 değer kazanmış. 12 aylık getiri yani geçen sene 22 Ocak 2020'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %36,12 değer kaybetmiş. Son bir haftalık getiri hariç hepsinde BIST 100'ün arkasında bir performans göstermiş, kötü bir performans göstermiş. Şirketin fiyatının düşme sebebi genel olarak net karının düşüşü arkadaşlar. Üçüncü çeyrekler itibariyle yani Eylül 2019 ile Eylül 2020 kıyaslaması yaptığımızda satışlar %89,4 artarken net kar %68,2 düşmüş. Bu çok önemli. Bu sebeple bir fiyatta hareketler negatif yönlü. Öz kaynaklar %13,5 artmış. FABÖK %171,5 artmış. Bu da pozitif yönde önemli bir olay arkadaşlar. Firma temettü vermiyor. Hisse başı getiri 2019'da 15 kuruş iken 2020'nin Eylül yani 3. çeyrek itibariyle 8 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yıl sonu verilerimizde yok ama bir düşüşe işaret bu. Şimdi oranlara geçelim. Genel itibariyle şirketin finansalları pozitif. Yani sürdürülebilirliğinde bir sıkıntı gözükmüyor. Fiyat dolar bazında 3 yıllık ortalaması 27 sent iken son gerçekleşen 26 sentmiş. Bu olumlu. Fiyat kazanç 22,64 lira. Yani kendi açısından olumluyken çünkü hani kendi 3 yıllık ortalaması 41,09 sanayiye göre de olumlu. 30,18 olan sanayinin neredeyse 8, 4'te 1 desek %20 falan altında arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Yani bu değerin en azından bir 10-15'in altında olması beklenirdi. Daha rahat hareket edilebilirdi. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,58 olarak gerçekleşmiş. Bu değer 1 ve civarında olması beklenir. Ve sektör ortalamasıyla karşılaştırılır. 1,58 ile sanayi ortalaması olan 4,55'in neredeyse 3'te 1'i seviyelerinde pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu veri çok önemli arkadaşlar. Yani bunun en azından bir 10'un 12'nin altında olması beklenir. Yani fiyat kazanç biraz daha yani işte hadi 15, 16, 20'ler kabul edilebilir de firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi karında 10-13'ün altında olması olumlu kabul edilir. Sınırlarda geziyor şu an. 12,06 arkadaşlar. Tabii az önce belirtmedim ama buna hani diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edildiğinde 17,28 olarak gerçekleşmiş. Hani biraz daha düşmüş. Demek ki burada yani değer yükselmiş veri olarak düşmüş. Demek ki burada giderlerinde biraz daha yani diğer firmalar pozitif yazarken negatif yazdı muhtemelen. O yüzden de bu değer yükseldi. Yani İhlas Ev Aletleri'nin firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 12,06 ile sanayi ortalaması olan 21,25'in altında bu sebeple pozitif sınırlarda geziyor arkadaşlar. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kâra diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edildiğinde 17,28 ile sanayi ortalaması olan 18,12'nin hemen altında bu sebeple nötr. Kârlılık %6,14. Bu değer %5 ve üzeri olması pozitiftir. Sektör ortalamasıyla da karşılaştırılır. Sektör ortalaması yani sanayinin verisi 18 pardon %6,33 yani birbirine çok yakınlar bu sebeple nötr. Borçluluk %15,49 ile sanayinin borçlu olan %61,77'nin çok çok altında. Bu da olumlu. Arkadaşlar genel itibariyle tablo olumlu. Benim söylediğim hani şöyle olsaydı dedim şirketin daha hani ucuz olduğu anlamına gelirdi. Potansiyelin daha fazla olduğu anlamına gelirdi. Yoksa şu çerçevede çok bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi zaten genel itibariyle pozitif birkaç tane de nötr olan veri var. Şimdi grafiğimize geçelim. Hızlıca bir detay bilgilere bakalım. Detay bilgilerde
Piyasa değeri 669 milyon 455 bin olarak gerçekleşmiş. Öz sermaye de 424 milyon 129 bin 485. Öz sermaye defter değeri dediğimiz olay arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farkı kaç yılda net karlarıyla kompanse eder, buna bakıyoruz. 669'dan 424'ü çıkarttığımızda 445 milyon civarı bir şey olur. Bu da yani yaklaşık 30 yıl şu an için şey nedir? Biraz fazla. Yani dedik ya 10 yılda altı olursa bu çok olumludur. 30 yıl biraz fazla. Bunları söyledikten sonra şimdi grafiğimize yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atalım. Yıllığa geldiğimizde ölçeği logaritmiğe çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yükseliş her türlü devam etmiş. Şurada sert bir düzeltme gelmiş, tekrar yükselmiş. Yani dalgalı olsa da genel itibariyle yükseldiğinden bahsedebiliriz. Aylığa geldiğimizde yükselmiş, düzeltme gelmiş, yükselmiş, bir daha düzeltme gelmiş şu şekilde. Sonra tekrar yükselmiş. Haftalıkta yatayda gidip yükselmiş, düzeltme, sert yükseliş. Şurası gene biraz yataydan bahsetmek mümkün ama şurada bile sıkışma alanının oluştuğunu görebiliyoruz. Günlüğe geldiğimizde yükselmiş, düşmüş, yükselip tekrar düşmüş. Yani dalgalı seyir devam ediyor. Şurada gene bir sıkışma alanı. Ama bunu lineer de açmamız lazım arkadaşlar. Düzeltip tekrar bakalım. Yükselmiş, düşmüş. Şurası hafif yatayda ve bir sıkışma alanı olduğunu görebiliyoruz. Hala geri döndüğümüzde logaritmaya çevirdim. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi yeşil çizgi destek görevi görmüş. Gelmiş, geri dönmüş, gelmiş, geri dönmüş, gelmiş, geri dönmüş. Şurada çok yakınlar ama gene fiyat çizgisi üstte. Fiyat 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama. Bu pozitif ve istenen bir durum. RSI'de 53 ile aşırı alım bölgesinde değil. Haftalığa geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi şu an 50 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde, o da fiyat çizgisinin üstünde. Yani tam tersi bir sıralama beklenir ama fiyat gördüğünüz gibi şurada kafasını kaldırmış arkadaşlar. Yani bu biraz daha devam ettiğinde istenen sıralamanın oluşacağı anlamına gelebilir. Garantisi olmasa da. Şimdi günlüğe geri dönelim. Günlükte lineer olarak açıyorum grafiği bu şekilde. Burada da gene benzer bir durum söz konusu. Yani şu an artık birbirine değmiş. Üstte 50 günlük hareketli ortalama, altta da 20 günlük hareketli ortalama ile fiyat çizgisi. Bu üste çıktığında daha olumlu bir görüntü oluşacaktır. RSI 51 ile aşırı alım satım bölgesinde değil. Şimdi tümünü siliyorum. Şu şekilde sildim arkadaşlar. Günlükte inceleme yapacağım için lineer olarak açık. Grafik tipini muma çeviriyorum. Şu şekilde bunu da yaptım. Şimdi bunu çok az büyüteceğim. Şu şekilde büyüttüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseldikten sonra bir düzeltme gelmiş. Burada dalgalı hareket devam etmiş. Yani hızlıca bir şurada destekleri, dirençleri belirleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası neresi? Bakalım. 1,56 civarları. Burada sağlam bir destek var ama gördüğünüz gibi artık hiç buralara gelmemiş. Her defasında bir yukarı çıkmış. Yani bir daha çizmeyeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir yukarı çıkmış. 1,68'ler civarı. Sonrası artık oraya bile gelememeye başlamış. Neresi? 1,75, 1,77'ler. Burada da orası. Sonrası şurası. Yani 1,84. 1,84 geçerliliğini koruyor gibi düşünebiliriz şu an için. Bunu siliyorum hemen. Sildik. Şimdi şurada trendimizi çizelim. Şu mumun gövdesini aldım arkadaşlar. Bir de şu mumun gölgesini aldım ve uzattım. Yani şuradan geçecek şekilde. Yani şu trendi silememişiz az önce. Evet. Şunu bir miktar şöyle büyüttüm. Evet. Bunun şu gövdesi, bunun da burası. Yani burada bile hani yukarı yönlü bir trendten bahsedebiliriz. Eğim hafif olsa da bu şekilde bir görüntü var. Bir de üstten çizelim arkadaşlar. Üstten de yine şu mumu aldım. Bu şekilde uzattım. Bunu bir miktar düzelteceğim. Evet. Şu şekilde. Şunu şu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. Aa, yanlış grafik. Şunu tutacaktık. Evet. Yani şunu şuradan aldık. Şunu şuradan tutmamız lazımdı. Evet. Şunu da şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da 1. Şurayı 2 olarak aldım. Bir miktar daha düzeltiyorum. Evet, şu şekilde.
Evet. 1-2 alın. İsterseniz 1-2 alın. Uzattık arkadaşlar. Bu şekilde sıkışma alanı oluşmuş. Şunu bir uzatalım bakalım ne tarafa gidecek. Şu şekilde sola doğru uzattım. Grafiği küçülttüğümde bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde bu taraflarla da uyuştu. Yani aslında bu grafik böyle süreyi uzattığımızda da çok güzel çalışıyor. Şimdi biz normal vaktimize gelelim. Bunu az önce yapamamışım. Şu şekilde evet. Yani yanlış yaptık az önce. Heh, gördüğünüz gibi bu şekilde de çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Büyütüyorum tekrar grafiğimizi. Burada gördüğünüz gibi bir sıkışma alanı oluşuyor arkadaşlar. Yani bu şekilde. Hatta şurada ve şurada ihlaller olsa dahi en son kıramamış. Gelip arkadaşlar şurada nereler diyelim? 1.94'ler, 1.95'ler. Yani üstünde kalıcı olduğu sürece, burayı kırdıktan sonra kalıcı olduğu sürece bu pozitif bir alt sinyali olarak değerlendirilebilir. Görünüm bu şekilde. Şirketin finansalları iyi durumda. Sürdürülebilirlik anlamında çok bir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok hatta. Grafikte, teknik analizde de bu şekilde bir sıkışma mevcut. Bunun üzerine atıp kalıcı olması durumunda. Yani bakın burada bir 60 gelmiş. Yani biz burada alım yaptıysak diyelim. Stop loss'u bu çizginin altına koymamız lazımdı. Yani ne oldu? Yukarıdan sattık diyelim. Kar bizi tatmin etti. 2.08 2.18 %5'lik bir kar sanırsam. Bu tatmin etti. Hedefimiz bu ise sıkıntı yok. Ama geri döndüğünde stop loss'ta stop olmamız lazım. Çünkü şurada diyelim stop olduk. Gelip geçtikten sonra hani bir daha kırdıktan sonra almak daha mantıklı. Yani nasıl olsa geri dönecek diye beklemek. Yani bu burada hani tamam dönmüş ama aşağı doğru devam edebilirdi, kırabilirdi. O yüzden stopları iyi kullanmamız lazım. Zaman stopu kullanmak geçen de konuşmuştuk zaten. Yani iğneleme durumlarında sıkıntı çıkarabiliyor. Bu sebeple hani kendiniz takip edebilirsiniz zarar stopu koymak yerine. Çünkü kapanışlar daha önemli. Ama zarar stopu da koyacaksanız ille yani o şeyi hareket fiyat adımları ATR dediğimiz göstergeyi kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz belli bir yüzde marj belirleyebilirsiniz. Buna göre hareket edilebilir. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bunlar doğrultusunda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.